Merhaba Web Tekno takipçileri, bu röportajımızda vazgeçilmez yerimiz olan Konak Meydanı'ndayız tekrar. Birçoğunuzun bildiği gibi yurt dışında insanlara iPhone'un eski bir modelini gösterip iPhone 6S gibi göstermeye çalışmışlardı. Böyle bir video vardı. Biz de bunu İzmir'de test etmek istedik. Bakalım insanlar nasıl tepki verecek? Yani anlayacaklar mı, anlamayacaklar mı? Bunu bir gözlemlemek istedik. Gelin hep beraber röportajımızı izleyelim. Bence fazla gibi. Çünkü yeni altlar falan çıktı ya. O yüzden buna göre fazla bu. Bence bunun fiyatı normalde tam piyasasını bilmiyorum ama 1 milyar falan olması lazım. Param olsa ben giderim S6 alırım. Hep iPhone 6 alırım. Yok bunu almam. Hayatta almam o kadar parayı. Niye vereyim gider Nokia kullanırım ufak tuşlu telefon Allah çarpsın. Onu kullanırım daha iyi ya. Hayatta vermem. Bu mu? iPhone mu? Ha, iPhone'a Nokia konuşsun yeter. Selfie yapsın yeter. Pahalı tabii ya. Ki de pahalı. 4 milyar. Benim kaç yıllık çalışmam oluyor? O kadar parayı hayatta çıkaramam ben. Hayatta çıkaramam. Hele anneme desem anne ben iPhone alacağım. Ya, evde döver beni Allah çarpsın. Yemin ediyorum döver. Konuşmaya kıyamam bununla ben ya. Selfie yaparken bile havaya kaldırmam düşmesin. Güzel görünüyor ama biraz ağır sanki. Diğerlerine göre biraz farklı. Boyutu da iyi. Valla 4300 biraz pahalı ama işlemine ve yaptığı işlere göre herhalde değer bir fiyat gibi görünüyor. Yani verecek param yok diyebilirim. Pek sanmıyorum. Benim işime çok yarayacak bir şey değil. Alo alo olduğu için benim durumum. Ama işine yarayacak insanlar için bence değer. Bu gerçekten iPhone mu? Çakma gibi duruyor ama. Yani şimdi bu kadar yüksek fiyata telefon alıyorsunuz ama satış sonrası hizmetlerinden faydalanamıyorsunuz. Bu sadece belirtilen markada değil, diğer markalar için de geçerli. Yani bunun benzeri daha çakma ürünler de var. Onlar daha iyi bence. Kesinlikle bu kadar para vermem. Param olsa alırım. Tabii ki de güzel. Babam kullanıyor, 4S kullanıyor ama 6S'ini bilmiyorum artık. Ya boy olarak çok küçük. Çok küçük. Plus çünkü hayvan gibi yani büyük. O yüzden çok küçük hiçbir şey yani. Yani bir telefonun 4300 lira gibi bir rakamda olması bence çok mantıklı bir şey değil. Yani ülkemizde asgari ücretin ne kadar olduğunu biliyoruz. Biz hani geçimlerin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Memur maaşlarının, ulaşımın, ihtiyaçların ne kadar çok olduğunu biliyoruz. 4300 liranın bir telefon olması yani çok saçma. Vermem ben. Çünkü güzel olabilir ama görünüş çok önemli değil. Birçok telefonda egzotik olarak değişiklik çok fazla var. Hani hoş geliyor bütün telefonlarda insana. 4300 lira olmaz bence. Ben vermem. Babam emekli benim. Emekli maaşının bu ülkede ne kadar olduğunu biliyorum. Hani geçimin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ha tabii üst seviyedeki insanlar için hani değişik bir şey. Verilebilir. Heyecanlı bir şey bu ama benim için şeyi yok bu telefonun. Abi her şeyin iyisini alacaksın. Giyimin iyisini alacaksın. Ayakkabının iyisini alacaksın. Telefonun iyisi. Güzel yemek yiyeceksin. Güzel iş yapacaksın. Her şeyin güzeline layıksın. Türkiye Cumhuriyeti 4 mevsime sahip güzel bir ülke. Danışma, paylaşmayı bilen arkadaşlar. Yani ben bunu tavsiye ederim yani. Güllü gülistanlı güzelliği. Hiçbir ülke Türkiye Cumhuriyeti gibi güzel bir şey yoktur. Yani tek Türkiye güzel bir ülke. Ben bunu tavsiye ederim yani. Abi yani 1.5 1.250 1.600 olsa normal yani. Ben bunu tavsiye ediyorum. Yani benim gücüm böyle yani. Bu zenginler için abi. Sosyetizmlere. Maaşımız yüksek olsa aman ha. Herkes almak ister. Tabii ki çocukların güzelliğini herkes ister. Hayır vermem. Çok pahalı. O da alo diyor, bu da alo diyor. Gerek yok kadar para vermeye yani. Onun yerine ucuz yollu bir telefon alırım, kullanırım. O da alo diyor. Evet, evime harcarım. Ama bu telefona bu para verilmez. 4000 lira cidden büyük bir miktar. Vermem. Kendi telefonuma 1000 lira vermiştim. S4 miniydi. Bana yetiyor WhatsApp veya Instagram gibi kullandıklarım için. O telefona verenler herhalde biraz gösteriş için veriyorlar. Bu telefon efsane ama. bu telefon efsane. 4000 lira verir. Sırf arkadaşlarımdan biliyorum yani kendimde kullandığımdan değil ya da ablamdan filan. Galiba veririm bilmiyorum yani. Ama şöyle bir şey var ya ben de iPhone kullanıcısıyım. Kendim 5S kullanıyorum. İşte MacBook falan kullanıyorum. Yani özellikleri bakımından yine fena değil. Ötekilerle kıyasladığında aslında hatta öteki firmalarınki daha güzel denebilir yani. Daha iyi üretiyorlar. Ama iPhone'un bir işte bir büyüsü var gibi bir şey oluyor ister istemez. Şu anki 6S'e vermem. Bilmiyorum. 4300 lira çok yüksek. Ama bu biraz yüksekliğinin sebebi de sadece şey değil yani vergilerin gerçekten çok yüksek olması. Yani neredeyse devlet iPhone'dan daha fazla kazanıyor. iPhone o kadar üretiyor. İşte ne bileyim tasarım yapıyor. İşte inovasyon geliştiriyor. Geliştiriyor telefonunu. Devlet bundan daha çok para kazanıyor. Hani devlet kurun daha iyi para kazanırsınız. Öyle bir duruma geliyor yani. Ya tabii ki de bu telefonu almam çünkü hiçbir şeye benzemiyor yani. Bu mu abi harbiden? Yok abi bununla 6S'in hiçbir alakası yok yani. Tabii ki de değil. Hani abi bir kere 6 bile farklı yani. 6'nın görünümü
Samsung'a benziyor. Yani bununla alakası yok. Bu 4 bir kere. 4 veya 4. 4. 4 bu. S de olabilir. 4S de olabilir. Aynen. Hayır, veremem. Durumum yok. Maddi durumum yok. Yani alıp veremem yani. Alamam onu ben. İmkanım yok. Bunun fakiri var, zengini var. Zengin insan alabilir. Ama fakir insan alamaz yani. Benim gibi durumu bozuk olan insan alamaz bunu. Oğlum sen kimi aldatıyorsun? Bu iPhone 4. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi röportaj yaptığımız insanların çoğu bunun iPhone'un eski bir modeli olduğunu anlayamadı. Neyse, artık canları sağ olsun diyelim. Videoya klasik olarak bir şeyler ateşlemeyi unutmayın yorum olarak. Ayrıca like atmayı da unutmayın. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere, hoşça kalın.